milletvekilleri, özellikle son 19 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde anayasa ve temel kanunlar başta olmak üzere reform niteliğinde çok önemli düzenlemeler yaptık. Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi 2002 yılından beri bir devlet politikası haline getirdik ve önlemeye yönelik çok önemli adımlar attık. Güçlü kadın, güçlü Türkiye politikamız çerçevesinde kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışıyla birçok politikada etkin rol oynadık. Ve 2000'li yıllardan itibaren yasalarımızı, anayasamızı, genelgelerimizi, yönetmeliklerimizi hem genelde hem de yerelde uygulamak üzere çok ciddi adımlar attık. 2012 yılında şiddetle mücadelede etkin tedbirler öngören 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunu yayınlanarak yürürlüğe koyduk. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yol haritamız olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. 2018 yılında kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz ve kötü eylemleri engellemek adına telefonlara indirilen kadın destek uygulaması KADES'i başlattık. Ülkemizde 2015 yılında başlattığımız elektronik kelepçe uygulaması ile bugüne kadar 794 vaka izlenmiş, halen 289 vaka aktif olarak takip edilmektedir. Bu minvalde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında şiddetsiz bir dünya diliyorum. Bu bilgiler ışığında HDP grubunun meclis açılması önerisinin karşısında olduğumuzu söyler, Gazi Meclisimizi saygıyla selamlarım.